çok sevdiğim hayvan geyik. En çok beni sevdiğini zannediyordum. Merhaba arkadaşlar. Boynuzlarımdan da anlaşıldığı gibi ben bir geyiğim. Bu boynuzlar düşmanlarıma karşı korunmak için Allah'ın bana verdiği bir silahtır. Eğer onlar olmasaydı ben savunmasız kalırdım ve düşmanlarıma kolayca yem olurdum. Hiç üzülme geyik. Hele sen benim yanıma gel. Seni kolayca yem yaparım. Kimse haklı arkadaşlar. Sadece boynuzlarımı kullanmak savunmam için yetmez. Aklımı da kullanmalıyım. Bak ayı kardeş. Allah her hayvana yeteri kadar akıl vermiştir. Kullanmasını bilmek lazım. Aferin geyiğe. İyi laf etti. Zaten sen geyiğin tarafını tutuyorsun. Ayıyı tutacak değildi ya. Size inat ben ayının tarafını tutuyorum. Ben de ayının tarafını tutuyorum. Ay çok saf ve temiz kalple. Şey beni utandırıyorsunuz. Sende utanacak yüz yok ki. Aa arı. Bu ayı benim yaptığım balları çalıyor. Çalmak mı? Çalma ne demek? He? Bir şeyin sahibinden izinsiz almak demektir. Ne? O balın sahibi bu küçücük arı mı? Sen balı çalmaya geldiğin zaman biz orada değil miydik? Evet oradaydınız. Ama ben sizin de bal yemeye geldiğinizi zannetmiştim. Hayır bal yemeye gelmedik. Biz balın sahibiyiz. Bilmiyordum. E, gerçi söyleseydiniz bile inanmazdım. Öyleyse şimdi öğrendim. Bir daha balımızı çalma. Ama ben balı çok seviyorum. Seviyorsan kendin yap. Ama ben bal yapamam ki ben bir ayıyım. Evet. Ayı bal yapamaz. Başka hayvanlar da yapamaz. Bal yapma becerisini Allah arılara vermiştir. Ama şu bir gerçek ki bu baldan herkes faydalanır. Özellikle insanlar. Şey ben bal yemezsem ne yiyeceğim peki? Sen armut ye. Bence de öyle armut yiyeyim. Sabah erkenden kovanımdan çıkıyorum. Çok uzaklara uçarak bin bir çeşit çiçekten bal topluyorum. Daha önce hazırladığım peteklere bal dolduruyorum. Ve o balla yavrularımı besliyorum. Herhalde ayılar yesin diye uğraşmıyorum. Diyorum ki ben de sana ormanda çiçek toplayıp getirsem he? Hem uzaklara gitmekten kurtulursun hem daha çabuk bal yaparsın. <laughs> Ayı bal olacak çiçekleri ne bilir? Rastgele çiçekleri toplayıp getirirsin. Ne çiçeklerin adını bilirsin ne tadını bilirsin. Hey sen bana hakaret ediyorsun. Ayı olduysam ben de Allah'ın yarattığı bir hayvan değil miyim? Hepimiz Allah'ın yarattığı hayvanız. Ama hırsızlık doğru bir şey değil. Bence Hırsızlık insanlar için kötü bir şeydir, hayvanlar için değil. <laughs> Ayı doğru söyledi. Hırsızlık hem günah hem de adi bir suçtur. Toplumun en kötü insanları hırsızlardır. Ben balımı kimseye vermem. Benim balım çok kıymetlidir. E benim de postum çok kıymetlidir. Avcılar postumu yüzmek için peşimde dolaşıyor. Senin balın gidiyor ama benim canım gidiyor. Ona bakarsanız benim de derim kıymetli. Güya timsah derisinden yapılan ayakkabılar, kemerler, çantalar çok kıymetliymiş. Benim derim yüzüldükten sonra kıymetli olsa ne olur, olmasa ne olur. Derisinden derdi olmayan mı var? Hepimiz aynı derdin içindeyiz. Hmm, benim derim kurumaya başladı. Biraz daha dışarıda durursam çatlamaya başlayacak. Ben suya giriyorum. bu ne zaman suya girse benim canım sudan çıkmak istiyor. Benim de karnım acıktı. Beyinsiz bir koyun bulup karnımı doyurayım. Koyunun beyinli olanı var mı? Olmasın. Benim de işime gelir. Arkadaşlar, etiyle, sütüyle, yünüyle insanlara faydalı olan bir koyuna bu kadar hakaret etmenize gönlüm razı olmaz. Ona ne kadar akıl gerekliyse Allah o kadar akıl vermiş. Bu konuda daha fazla konuşmayalım. Merhaba arkadaşlar. Ben bir kelebeğim. Çiçekler arasında uçarım. En güzel çiçeklere konarım. Ben aynı zamanda baharın geldiğini insanlara haber veririm. Haber verirmiş. Takvimleri boşuna yapmışlar. Saati de haber verir misin bayan kelebek? Aynı zamanda kedilerden de hiç hoşlanmam. Biz uçarken hep peşimizde koşarlar. Çok meraklıydım. Baharın güzelliği çiçeklere konan kelebeklerle tamamlanır. Kelebeksiz bir bahar düşünülebilir mi? Onun için kelebekler Allah'ın tabiata bağışladığı ipek kanatlı, nazik, ince bir süstür. Çok inceldin kelebek bir yerinden kopacaksın. Ben bu kelebekleri iyi tanırım. Uçuş trafiğini karma karışık ederler. Bir kelebeğin ne tarafa uçacağını önceden kestirmek mümkün değildir biraz daha yaklaşsa da şu kelebek denen böceği mideme indirsem ne iyi olur. En sevdiğim yiyecektir. Bizim güzelliğimizi seyreden varlıklar açlıklarını bile unuturlar. Ne demezsin? Hele biraz yaklaş bakalım. Uçmayı bırak kelebek yoruldun. Bir yere kon da dinlen. O kadar narin yaratılışlıyım, o kadar hafif kanatlarım var ki bir çiçeğin üzerine konsam yaprak bile sallanmaz. <laughs> ben de. Sen de mi? Sen böyle bir iniş yapsan indiğin yere iki metre çukur açılır. Yeter kar topu. Bu zavallı ayıya bu kadar yüklenme. Yüklensem ne olur ki? Önemli olan o bana yüklenmesin. Ne yüklüyorsunuz? Bana da yükleyin. Biz deveyi unutmuştuk. Unutmayın. Ben çok yük taşırım. Deve gibi kuvvetliyim. <laughs> şu çeşitliliğe bak. Şu dengeye bak. Bir tarafta deve, bir tarafta kelebek. Bir tarafta arı, bir tarafta ayı. Hepsi de dünyaya bir görev için gelmişler. Yo, ben yük taşımam. Biliyorum canım, sen bal yersin. Ben yaptığım balı yedirmem. Bırakın kavgayı. Kelebeğin sözü yarım kaldı. O kadar yeter. Boyuna göre konuşsun. O zaman benim biraz daha konuşmam lazım. En büyük boylu benim. Sözün bitmediyse konuş. Mesela sırtındaki o tümsek nedir? Tümsek mi? Ne tümseği? Benim sırtımda tümsek mi var? Vah vah! Sen hiç aynaya bakmadın mı? Ayna mı? Ayna da ne? Bilmem. Birinden duymuştum. Aynaya bak, kusurlarını görürsün demişti. Benim bir kusurum yok. İnsanların yükünü taşıyorum. Görevimi yapıyorum. Ben de insanların yükünü taşıyorum. Görevimi yapıyorum yarış olduğunu söylüyordu. Yarış da yaparım yük de taşırım. At değil miyim ben? Deminden beri düşünüyorum da bulamadım. Şu ayı ne işe yarar acaba? Yoksa, yoksa ben lüzumsuz bir yaratık mıyım? Yo zannetmiyorum. Lüzumsuz hiçbir yaratık olamaz. Var şu kurbağa. Ne? Ben bir lüzumsuzum. Ben lüzumluyum. Benim şarkım bile var. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, Küçük olsan büyük olsan ne fark eder? Kurbağasın işte. Niye kızıyorsun? Kurbağayım işte. Ama ben kurbağaların faydasını biliyorum. Onlar zararlı bir takım böcekleri yiyerek insanlara faydalı olurlar. Sahi mi? Öyle mi oluruz? Tabii. Ablam söylemişti. Onlara da öğretmeni söylemiş. Aman ne iyi. Şu kelimeyi de yiyeyim Aa, şu edepsiz kurbağaya bak. Ben de onu acıyordum. Zavallı çirkin yaratık. Bak gördünüz mü? Ben şimdi kelebeği yesem haksız mıyım? Burada yemekten söz etmeyelim. Eğer yemeye kalkarsak hepimiz birbirimizi yeriz. <laughs> ben burada kimseyi yiyemem. Tabi, sen sabah yersin de ondan. Durun, durun. Yine işleri zora sokuyorsunuz. Biz burada bir aile gibiyiz. Kimsenin kimseye düşmanlığı yok. Yemek bahsin'e gelince. Allah herkesin rızkını verir. Benim rızkım karşımda duruyor. Birisi şu aptal kurbağaya bir şeyler desin. İsterseniz susturayım. Bak gördünüz işte. Timsah beni yemek istiyor. Durun arkadaşlar. Biz burada birbirimize nasıl faydalı oluruz onu konuşuyoruz. Nerede kalmıştık? Onu bile unutturdunuz. En son benim zararlı böcekleri yiyerek insanlara faydalı olduğumu konuşuyorduk. Evet ama kelebek zararlı böcek değildir. Şunun güzelliğini görmüyor musun? <laughs> Teşekkür ederim Ahmet. Anladım. O güzel, biz çirkiniz. Ben güzelim. Ben de. Ben de iyiyim. Sen ayısın. Ayıcık olsaydın güzel olurdun. Durun durun. Kabahat bende. En büyük güzellik niçin yaratıldığını bilmektir. Ben onu da bilmiyorum. Gelin şu ayıya yardım edelim de faydalı bir yönünü bulalım. Tamam bulalım. Ne saf hayvan? Bir ayı ne işe yarar arkadaşlar? Bal çalmaya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Buldum galiba. Hatırlasana Ahmet. Hani senin amcanın sırtı ağrıyordu da bir ayıya çiğnettiler. Ha hatırladım. Ayı çiğneyince sırt ağrısı geçmişti. Sahi mi? Sahiden sahi mi? Sahi tabi. Ayının çiğnemesi sırt ağrısına iyi gelir. Hadi benim sırtımı da çiğnesin. Rutubetten sırtım ağrıyor. <laughs> ayı senin sırtına çıktı mı sende ağrı mı ağrı kalmaz. Demek ben de artık bir işe yarıyorum Allah'ıma çok şükür. Biz de şükredelim. Baksana ayı bile şükretmesini biliyor. Ben her zaman şükrederim. Biliyorum. İnsanlar hep şükreder. Benim sahibim sıcaktan kavrulur, teri su gibi akar, açlıktan kemikleri çıkar, yine de şükreder. Şükreder çünkü beterin beteri vardır. Valla bence bu ayıya yine de sırtınızı çiğnetmeyin. Hiç de bilimsel değil. <laughs> Aa, nereye gitti bunlar? CD bitmiş. Ne güzeldi değil mi? Bir daha izleyelim mi? Başka zaman izleriz. Şimdi CD'yi sahibine götürmem lazım. Teşekkür ederim Pırpır. Daha başka belgeseller varsa onları da getiriz diyelim. Olur getiririm. Şimdilik hoşçakalın.